yaralılar... Bayından yaralılar. Yaradan yaralılar. Hepiniz... Yaralı Şub'a hoş geldiniz. Bugün ne oldu biliyorsun? Ya evden çıktım. Stüdyoya doğru geliyorum. Yolda bir çocuk gördüm. Küçük bir kız çocuğu. Böyle perişan. Böyle yıkık. Gittim yana dedim ne oldu? Sen dedim öyle niye duruyorsun? Ne oldu? Şöyle bana döndü. Dedi bir şey olmadı duruyorum. Benim gözler doldu orada. Gittim bakkaldan bir şeker aldım getirdim verdim. Dedim al kızım ye. Şöyle baktı dedi ben şeker yemem. Ben orada ağla ağla ağla. Ben perişan. Yollarda sel olmuş gözyaşı. Karşıya geçemiyor insanlar. Of bu nasıl bir acıdır ya. Of bu nasıl bir hikayedir. Neyse sevgili seyirciler. O halde yaralı şu başlasın. İlk konuğumu alıyorum. Bir halk ozanı geliyor. Bize ozanların acısını, derdini anlatacak. Ozan Bilal geliyor. Sorun değil benim için Allah aşkına. Evet. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsın anlat. Sağ ol anlat. Canım ciğerim çok iyiyim. Öncelikle beni kaybolmaya yüz tutmuş ozanları programına çağırıp derdimizi anlatmama vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Şimdi... Ya bu ne kadar uzun bir cümle oldu ha. Vallahi benim tansiyonum da düştü. Reyting de düştü. Eski reyting de. Düşmüş reyting arasında bir fark var. Seninle benim arada kocaman bir fark var. Abi diye kapı diye çıkı diye kapı diye. Öyle yapacak mı? Bu kadar yapmıyordu ya. Bir şovmenin dramı işte reytingi yükseltecek. He. Aslında ciddi bir sahne, dramatik bir ben sahne ondan... tabii. Sinirden sen de duygulandın yani. Belli, gözlerin dolu dolu oldu. Şimdi onun bu haline sen de böyle şaşkın ve hafif üzülerek bak. Evet. Vallahi tansiyonum da düştü. Reyting de düştü. Eski reytingden düşen reyting arasında bir fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Abi diye kubu, kubu diye, kubu diye. Bu ne diye? Yani neden? Bu reyting yükselsin diye bakıyorum herhalde yükseliyor. Neyse sen geç. Senin acını sonra dinleyeceğiz. He ben derdimi... Geç geç hemen şimdi ikinci konuğumu çağırıyorum. Tamam canım. Evet ikinci konuğum geliyor. Popçu İsmail gelin. Sakin ol sen yine de hayati gözüm, canım ciğerim, aman. Şimdi ağlayacağım ha. Evet, neyse. İsmail. İsmail bu nedir? Vay benim baba. Vay benim canım, bu nedir ya?
La bu fakirlikten üstü başım paramparça, paçam pinçik olmuş. Sevgili seyirciler, buradan İsmail'e yardım kampanyası başlatıyoruz. İsmail ver İBAN'ı. Ya Hayat abicim, bu benim stylingim yani, bu benim stilim. Ben son albümümde stylist Erhan'la çalıştım. Ha, albüm. Ne albümü, adı nedir bunun? Sen gittin ya bebeğim, içim parçalandı, oy, yüreğim kamçılandı. Böyle bir albümüm var. Duygularımı, acılarımı dışa vurmak için böyle bir görsel şölen yapmak istedik. Yani İBAN'a falan gerek yok, bu benim stylingim. Vay, seni İBAN'sızın oğlu seni, seni. Seni geç hele yerine, yerine geç hadi. Haydi, evet son konuklarımızı da alıyoruz. Anadolu'nun bağrından geliyorlar. Acılarıyla geliyorlar. Ankaralı Özge ve Ankaralı Mustafa. Ankara'm benim. Hadi Ankara'la. Buyur kadın kızım, gez. Sağ ol, sağ ol. Bu nedir ya? Ulan bu nasıl bir acıdır? Bu nasıl bir yaradır? Bu nasıl bir kederdir? Oy ben bitmişim. Vallahi bacağıma kramp girdi ha. Hele çek, çek. Çek onu, çek böyle. Çek. Çek diyor. Çek, çek. Çek. İsmail çek. Kameraya çek diyorsun. Yok, he. İyi, 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 tamam. İyi, tamam yeter ha. Oğlum sen de benim bitişimi çek, burada öldüm. Üzüntüden öldüm. Bu nasıl bir nakarattır ya? Bu nakarat beni bitirdi. Yemin ediyorum bitirdi. Ya bu nakaratın tam olarak neresi seni bitirdi? Ben onu merak ettim Hayati Bey. Fanfini fing fong mu? He. İşte orası. Ne diyor? Ne diyor? Fan diyor. Evet. Sonra üzerine yatmıyor, fin diyor. Onun üzerine de fon diyor, yaraya tuzu basıyor. Ben böyle bir acı görmedim. Yemin ediyorum. Bağırsak kanatan bir yara. Aynen abi, aynen. Ben bu şarkıyı yemin ediyorum hemoroid kene yazdım. Asilli, geçmiş olsun. Sağ ol abi. Ne oldu, nasıl oldu? Ya bu Mustafa'nın acısı işte böyle çıktı bende. He. Bu it, bu öküz, bu danga, bu yırtıcı leopar. Of! Gitti başka kadınla evlendi abi. Aynen. Aynen, aynen. Ama şimdi ben şunu söyleyeyim, o kız var ya, tam bir keçi keçi, tam bir cimcime bir keçi bu. Bak tosluyor, görüyor musun? Tam bir amara keçisi bu. Ama neden başka? Ne oldu biliyor musunuz? Ben bu kızın aşkından kahve yememek için gittim başkasıyla evlendim. Ya yok artık ya. Bu kız yer mi oğlum bunu? Ben seni yerim la. Yüz seni. Vurgunum la sağ. Yemin ediyorum bak, bu bendeki deliliği kaldıramaz abi.
Can evlenmek istemiş, benden de vazgeçememiş, gitmiş evlenmiş. Sen ben seni çok iyi anlıyorum koçum. Erkekle öpüyorum. Şakı lan, bülbülüm, şakı, şakı, danam. Şakı, şakı. Ya hayvanat bahçesinde sayım mı yapıyor bunlar ya? Bunlar aşk mı ya? Şu hayvan mı sayıyor? Ben anlamadım. Anlamadın? Yok. O zaman anladığın bir şeyden bahset bize. Evet, Bilal. Kızım, aman. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bilal, ne oluyor? Bizim Ozan'ımıza ne oluyor? Evet. Efendim, malum. Türkiye'de Ozan öldü artık. Yani... Ne diyorsun? Vay. He? Sen ne diyorsun? Türkiye'de Ozan öldü yani artık. Ben duymadım. Ne? Bu ne zaman olmuş be ya? Ben şu anda duyuyorum. Eyvah eyvah. Buradan tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ozan ölmüş. İyi, ben de artık öleyim yani. Ben yaşamayayım. Benim ölüşümü içecek, ölüşümü. Cem, gelmeyeyim oraya. Allah Allah. Ya bu ne zaman öldü? Ya Hayati Bey, hiç dinlemiyorsun ki beni. Ozanlık geleneği öldü anlamında ben onu Allah söylüyorum. Yani hiç dinlemiyor beni. Benim dediğim... Bu televizyonlarda bizim kültürümüz değil, başkalarının kültürünü özendiriyor insanlar. Anladınız mı? O yüzden böyle oluyor yani. Biz arkadaşlarla bu kültürü yaşatmak için bir dernek kurduk. Hmm. Bu dernek, efendim, Trakya'dan gelen de var, Siirt'ten gelen, Antep'ten gelen, Sarıkamış'tan... Sarıkamış yaylaları, nümeli dükmeli, boş kalmış tarlaları, oy dükmeli, kız dükmeli. Dükmeli, dükmeli, sarkamış yerlaları, oy dükmeli, dükmeli, boş kalmış tarlaları, oy dükmeli, dükmeli, oy dükmeli, dükü dükmeli, kız dükmeli, dükmeli. Tamam, yeter, yeter. Ulan yeter, yeter ulan, dağılın ya, yeter. Of! Yemin ediyorum. Hem gözümden... hem de gönlümden... Yemin ediyorum, gönlümden de yaş aktı ya. Of! Benim aklım başımdan gitti. Vallahi aklım başımdan gitti, benim aklım yok oldu. Nerede benim aklımı gördünüz mü ya? Nerede acaba bunun adı? Bak, şakayı da yaptım, hemen acıya, drama geçiyorum. En son kimin acısını dinliyorduk? Vallahi ben derneği anlatıyordum, sen birden halaya durdun, ben anlamadım ki. Kusura bakma benim babam, kusura bakma. Haklısın, ben sana büyük haksızlık ettim. Estağfurullah, estağfurullah. Yok, sen, yok, yok. Hayır, sen hatanı anladıysan tamam. Anladıysan hiç sorun yok. Yok, ben çok iyi anladım ve hemen acımı telafi ediyorum. İsmail, sen nedir acın? Şimdi benim acım da Hayati abi, aynı Bilal Bey'in acısı gibi bir Ozan acısı. Yani ben de geleneksel kodlarımızı, bizi biz yapan değerleri şarkılarımızda çok fazla kullanmıyoruz. Şarkı sözlerimizi buna göre oturtmuyoruz. Yani bu benim için bir dert oldu. Al işte, gene ağlayacağım ha. Bu benim için çok önemli bir şeyden bahsediyorum ben. Aferin, bak ne güzel anlatıyorsun ya. Pop yapıyorsun ama bunlarla da ilgilisin, maşallah sana. Anlat oğlum, ben çok konuşamıyorum çünkü. Şimdi ben son olarak bu konuyu şöyle toplamak istiyorum yani. Ben kendi single'ımda da bundan çok öykünüyorum, biliyor musunuz? Hı. Yani kendi değerlerimizi anlatan, aferin, halkçı, böyle bir şiirsel bir dil oluşturmak istiyorum. Aferin. Merak ettim şimdi, bu şarkının adı ne? Yüreğimden kamçılı beni, oh acımadı bebeğim bir daha vur. Bu tam olarak hangi yörenin halkına hitap ediyor? Acılarını yansıtıyor yani. Amsterdam. Neyse, o zaman ben hemen devam edeyim. Efendim, biz derneği vurduk. Tabii, tabii. Şimdi Bilal, sen devam edeceksin. Evet. Fakat önce İsmail bir şarkısını söylesin, ondan sonra. Bilal, hadi bakalım. Aslında dedim abi. Hadi, 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 hadi. Sonra, sonra, tamam. sonra sana geleceğiz, tamam. Hadi. Yüreğimden kamçılı beni, oh acımadı bebeğim bir daha vur. Döviz aldım zarar ettim, kazık attı dalgalı kur. Kazık attı dalgalı kur. Hayır orada dur dur dur, atalım bir dur dur dur. Saatini kur.
mı çarçur? Gel oğlum gel. Nasıl Bilal Bey? Duygularımı bir nebze olsun size geçirebildim mi? Geçirdin, geçirdin. Geçirdin. Yani bende şöyle bir his uyandırdın. Kalbim dur, dur, dur. Beynimde çıktı uğur, uğur, uğur. İnanır mısınız? Tam olarak bunu anlatmak istemiştim. İnanırım, inanırım. Hayati abi, sen beğendin mi? Ah! Beni bitirdin. Bak ben sana diyorum. Ben bittim. Ben şu anda yokum. Peki ben neredeyim? Buradasın. Ben öldüm. Bak ben yerdeyim. Oğlum yerdeyim. Yeri çek, yeri. Gelmeyin oraya. Benim üzüntüden alnımın tam ortasındaki damar çıkmış. Damarı çek, damara zoom yap. Yaklaş, yaklaş. Com, net mi? Vallahi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Oy oy, bütün Türkiye sana ağlıyor. Ya niye ağlıyor? Burada ağlanacak bir şey yok Hayati Bey. Asıl biz geleneğimizin, kültürümüzün yok olmasını ağlayalım. Evet, kesinlikle. Kesinlikle doğru dedin. Bak yemin ediyorum, burada odak sensin. Anlat Özgür. Vallahi abi. Nedir yani bu... Bu çocukla, bu Mustafa'yla bu acınızı, bu aşkın acısını bir anlat bakayım. Abi ben vurgunum buna. Hayvan gibi seviyorum. Köpek çektiriyorum ama yine de bilmiyorum. Yani çok enişte çıkışlı bir ilişki bizim. Geldi gitti ya. Haliyle acısı da bol. Bu manda canımı sıkınca ben ne oluyorum? Deliriyorum. Zıvanadan çıkıyorum böyle biliyor musun? Çünkü bu kız bu bacısını sevdiğimin yaratığı. Aa sen de az değilsin ama biliyor musun? Bu kız var ya hayatım, bu kız var ya. Tam bir cimcime, tam bir kınalı kuzu. Tam bir yırtıcı, bir vaşak, bir kuğu bu kız ya. Yok, keseli maymun ya. Hayvan gibi seviyorum. Zaten hiç insan adı saymadın ama. Ya siz aşk kisvesi altında birbirinize hakaret ediyorsunuz. Ayıptır ya. Böyle bir şey olamaz artık. Yeter, lütfen. Bu neymiş ya? O ona panter, o ona... Çok affedersiniz bir şeyler. Lütfen çocuklar. Yani ben burada ozanlığı anlatmaya çalışıyorum. Benim başıma gelenlere bak. Lütfen. Doğru diyorsun. Çok doğru diyorsun. Bunlar hepsi delidir ya. Deli ya. He? Delinin biri bir taş atmış. Bir taş attım, ben yaraya tuzladı. O nasıl çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay. O nasıl çıktı, kızım evde dedi. Vay vay. Bir taş attım, ben yaraya tuzladı. O nasıl çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay. O nasıl... Tamam yeter ulan. Ulan yeter, kalır mı? Ağlıyoruz burada. Gözyaşı sel olmuş. Ulan! Ay, ay, ay! Lan vallahi var ya. Ağzımı bozduracağımız bebe ya. Oğlum sana ne oldu? Halayına gittim geldim yemin ediyorum. Mal dayına. Böyle bir şey yok ya. Allah. Ben müzik çalıyor. Yemin ediyorum ben müzik çalıyor. Tuz görmüş keçi gibi herkes peşinden koşuyor. Ben hemen derdimi kısaca anlatayım. Efendim, ozanlık kültürü gerçekten... Tabii, tabii. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu ozanlık kültürü... Bak, kültür dedin, ben sustum. Evet. Evet. Tabii. Ben kültür deyince yok. Ben konuşmam artık. O zaman ben konuşayım. Evet. Şimdi sana odaklanıyoruz. Bütün Türkiye, bak. Seni dinliyorum ama önce İsmail Bey anlatsın bakın. Şimdi Hayati abici, ben aslında Bilal Bey'in tam olarak ne demek istediğini, acılarını çok iyi anlayabiliyorum. Daha özümüze dönmeliyiz demek istiyor. Ben tam olarak benim albümümün ikinci single'ında bundan bahsettim. Aferin oğlum, aferin. Evet, bak, evet, beni konuşturmuyor, sen anlattın. Şeyin adı ne? Sormaya da biraz korkuyorum ama. Şarkının adı ne evladım? Sen gittin ya maral gözlüm. Ben hep kendimi kırbaçladım. Çok yaratıcı vallahi, çok güzel. Oğlum sen jokey misin? Senin bu kırbaçla alıp veremediğin nedir ya? Hayati böyle olmaz ama bak ben derdimi anlatamıyorum. Hayati.
Sen kesinlikle haklısın. Şu anda onu düşünüyorum. Heh. Ya bu kadar da olmaz İsmail ya. Olmaz. Bu nedir kardeşim ya? Olmaz. Böyle olmaz. Olmaz. Yapma bir daha. Konuş hayatı. Konuş lütfen konuş. Allah'ım yarabbim ya. Ben böyle acılı bir şarkı sözü duymadım. Sen şu an beni bitirdin ya. Bu nasıl bir acıdır? Bu nasıl bir yaradır? Yemin ediyorum şu an gözlerim var ya fena halde yaş doldu. Oğlum gözümü çek. Şöyle gözüme bir şaryo koyun gidin. Gelin ki şöyle net olarak görünsün şu ya. Of şu anda yemin ediyorum Karacaoğlan'ın Aşık Veysel'in ruhu burada herhalde. Ya Allah korusun o nasıl laf ya? Zaten adamlar mezarlarında ters döndü. Ne diyorsunuz? Bırak programınız da sizin olsun. Yani ben geldim burada televizyonda bir şey anlatayım, derdimizi anlatayım. Hiç izin vermedin ya. Ben dur. Gider koy koy dolaşır, derdimi anlatırım. Dur, 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 dur. İzin vermiyorum, dur. Dur. Nereye gidiyorsun ya? Yaprak tamam, hata benim. Tamam, bundan sonra sustum. Ben bundan sonra konuşmuyorum. Aha, bir, iki, üç, pıt. Bitti. Bitti, konuşmuyorum. Tamam. Sen konuşacaksın. Bak, emin misin? Eminim. Eminim. Vallahi bak, gözler cambik. Seni dinliyorum. Gel. Otur. Otur, seni dinliyoruz. Tamam. Evet. Bütün Türkiye dinliyor. Bütün seyirciler dinliyor. Belki de ağlıyor. Oğlum çek, bunu çek. Hep beni çekiyorsun. Evet. Cem. He. Cem. Cam, cam. He. Haydi. Dinliyoruz. Evet, ben buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Bakın, bizim kültürümüz sözlü kültürdür. Biz öyle yazılı kültürle gelmedik buralara. E ozanlık dediğiniz de bu kültürün hafızasıdır. Ozan dediğin bir... Mumdur. Ozan... Mumdur. İki mumdur. Yardım olmadın, yardım olmadın. Mesele katılarımıza ve de sen de.